Hadi bakalım. Ben galiba borçta yaşamaya mahkum gibi bir şeyim ya. Neyse, sağlık olsun. Toplarız Ergeç. Welrong. Aleyküm selam. Hoş geldin Welrong. Kapıyı açmayı unuttuk. Biz borsa yaşamaya mahkum gibi bir şeyiz galiba ya. Fiyatları sen belirle. Bir tane üründe değil, bütün ürünlerde ben belirlemiş oluyorum fiyat belirlersem. Ama satılmaz kanka ya. Hiç yani umut etmiyorum, biliyor musun? Atıyorum PlayStation'ı 450 değil de 500 dolara satsam kim alacak? Hadi bir deneme yapalım abi. Al, senin için PlayStation'ı 500 yaptım. Artık PlayStation'lar 500 dolar. PlayStation'dan karımız 150 dolar abi. Almayacak ki herifler. Oyunları falan da arttırmam gerekiyor. Ama aslında bir dur. O kadar abartı değil de bir götün götün arttırma yapabiliriz. Şöyle bir 60, 70, 75 dolar profit. Bundan da kazandık mı 75 dolar kazanalım. Şu arkadaştan da kazandık mı 75 dolar kazanalım. Eyvallah. Koldan ne kadar kazanıyoruz? Koldan 15 dolar kazanalım. Bu kontrolden 15 dolar kazanalım. Direksiyon setinden 37 dolar kazanıyoruz. Olmaz. 50 dolar kazanalım. VR'dan 50 dolar. Olmaz. 75 dolar kazanalım. PlayStation al. Güle güle. Şu kasaya bir bakayım da ürünlerin fiyatını belirleyeceğim. İnşallah too expensive too expensive diye diye ağlamazlar. Connection Box'tan 50 dolar kazansak yeter. Şuradaki direksiyon setinden 75 dolar kazanalım. Kulaklıktan abi 40 dolar kazanalım kulaklıktan ya. Buradaki kulaklıktan 30 dolar kazanalım babam adam. Şuradaki koldan 16 dolar. Olmaz, 40 dolar. Aa, bu kol ne kadar bırakıyor? 30 dolar bırakıyor artık. Xbox kolu 15 dolarlık profit. Yok, 15 dolar değil. Şunları da bir 25 dolar yapalım. Çok mu arttırıyorum acaba ya? Bak, lavuk pahalı pahalı diye öte öte gidiyor. Geldim yiğidim, geldim. Onun fiyatları düzenliyordum ya. Batalım mı? Kanka, profesyonel hile programı diye çitenci mi diyorsun ya? Çitencim böyle kaç? 2015 zamanlarında falan şey, havalı gözüküyor olabilirdi ama. 50 doları 1000 dolar yapma. 30 dolar falan kar ediyorum oğlum kolbaşı. Birazcık fazla arttırdık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallederiz. Çok artsın, önemli değil. Kâr ettik mi? Güzel kâr edelim ya. Şimdi şu koldan ne kadar kâr edeceğiz? 40 dolar. 30 değil, bundan da 40 dolar. Şimdi oyunlar. Bu oyunların hepsi için geçerli galiba. Oyunlar için 25 dolar kâr koyuyorum abi. Abi bütün hepsi için tek tek mi ayarlayacağım? Olur, bütün hepsi için tek tek ayarlarım. "15 değil de 25 dolar kâr ettir." "Sen de 25 dolar kâr ettir." Kasalara bir bakayım. Güzel, güzel, güzel. Birazcık fazla para kazanalım ya. Biraz kar koyalım üstüne. Neyse, oyunlar iyidir şimdilik ya. Geri kalanlarına dokunmayalım. Oyunlardan zaten minimum kar ediyoruz. O yüzden çok da önemli değil. 15 dolar ha olmuş, 30 ha olmuş. 25 çok da önemli değil bence. Facebook oyunlarında ne hile yapardık be. Şey vardı benim zamanında oynadığım Facebook oyunu. Pek hile yapmadım ben de. Umaykut Online vardı lise zamanlarımda oynadığım.
Bir de Social Empire vardı. Social Empire'ı da en son kastığı için bırakmak zorunda kalmıştım. Basketbol oyunu çok mu pahalı? Ulan eşole çek, ben bunların fiyatlarını düzenlemedim bile. Sen neden bahsediyorsun? Ha şöyle. Yağlı müşteri çok alışveriş yapanlarından. Severiz, severiz. Oyun pahalı deyip almayacaklar herhalde ya. 25 dolara da almayacaklar. Umaykut yeniden yapıldı. 3 haneden bakmanı tavsiye ederim. 360 snowboarding'i. Varsa satıyoruzdur yoksa satmıyoruzdur. Nasıl bir soru bu? Ben bilmiyorum ki oyunlar listemde var mıydı. Kanka Social Empire'ı ben şeyden oynuyordum. Ya Social Empire oynadığım dönemlerde dershanedeki hocamla beraber oynuyordum. Ne zamanki fazla ödev verirse gidip köyünü yıkıp geliyordum. Eğlenceliydi. Evet, PlayStation'a özel basketbol oyunu artık üretilmiyor. Build City isimli oyunlar çıkmış yeni. Bütün oyunlardan 5'er tane alalım. Ama basketbol kup oyunu temin edilemiyor abi. Futbol USA'ya da temin edilemiyor. Bunları da bir beşle. Bilgisayar parçalarında yapacak bir şey var mı? 3 tane daha monitör al, başka bir şey alma. Bu sefer de kulaklık bulunamıyor. Diz bakayım otomatik. Aralarda boşluklar da yapacak bir şey yok hocam ya. Hoca sözlü notlarını düşürüyordu değil mi? Vallahi Savrolet, aklıma geldikçe dövüyordum hocanın köyü. Ejderha falan vardı benim böyle, bayağı ilerlediydim. Bir de ben herkesi çingene gibi arkadaş eklediydim, tamam mı? Şimdi oyun Social Empire yanılmıyorsam böyle arkadaşlarından saldırdığında destek alma şansı falan tanıyordu. Ya da işte para ödeyerek alabiliyordum. Ben para ödemediğim için çingene gibi şey yapıyordum böyle. Çingene gibi herkesi ekliyordum. Benim zamanında Facebook'ta 2000 tane falan arkadaşım vardı. Zannetme ki popüler biriydim, tanınıyordum. Hayır, hepsi oyundan. Hepsi oyundan abi. Varsa bir sıkıntı hani oyundaki elemanları çağırıyordum böyle. Bir de ben çok fazla multi hesap kullanıyordum oyunlarda ya. Böyle bir oyun oynuyoruz diyelim Facebook üzerinden. Ben 4-5 hesapla birden oynuyordum abi. 4-5 hesapla birden kendime enerji gönderiyordum. Kendime takviye gönderiyordum. Bir şeyler yapıyordum falan. İşsizlik işte. Benim bilgisayarın işlemcisi i5-7500. Hileci Samet. Hile değil oğlum. Hepsi ele miyim anasını satayım. Hepsi kendi ele miyim kanka. Xbox too expensive. Al onu. Allah Allah. O kadar da pahalı değil. Abartmayın lan. 75 dolar kar edelim diye koyduk alt üstü. Ama bence ben bu kar zarar durumlarına var ya hiç dokunmayacaktım ya. Abi çek bütün ürünleri low şeye çek ya, low kâra çek, low ya da yüksek kâra çek ya hepsini. Oğlum yüksek kârda bile yani şeye çıkıyor, 422 dolara çıkıyor. Biz çok abarttık ya. En güzeli otomatikte kâr etmek. Hoca sürpriz quiz yaptı, geldi kudurma 3 saat önce söyledi. 12'ye kadar yapın dedi. Gel de dövme hocayı. Kanka bak ben sana rahatlamanın yolunu söylüyorum Denizel. Yiğidim ne yapıyorsun biliyor musun? Bana bir 500 bit atıyorsun abi. Bütün quizleri muizler sana vız geliyor tırıs gidiyor. Bak manevi olarak rahatlayacaksın. Hiç şey olmayacağım böyle. 20 liran kaldı. Para yok. Ağzım kokuyor. Ne büyük tesadüf.
Ayman Story yok kanka, ben de oyun. O oyunun olmadığını biliyorum. Böyle biri de iletişim kurmadan böyle seri seri alışverişini yapsa. Oh. İyi topladık yalnız parayı ha. Gerçekten iyi toparladık parayı. Lan dükkan yeni açıldı. Kapının önünde mi bekliyorsun? Manyak herif, bekle. Abi ürünleri beşle. Gel şu beşleyebildiklerini beşle. Gel bunu beşle. Burada alacağım bir şey yok. 5 tane laptop al. Otomatik dizsene. Oto diz, oto. Ulan oto diz diyorum, herif dizmiyor. Ve her şeyden 5 tane al diye ben tiklemedim mi? Tikledim. Peki neden PlayStation yok bunların arasında? Çünkü PlayStation'a erişim sağlanamıyor mu? Hmm. Leş gibi kurdum ama önemli de değil. Aldığım oyunları otomatik yerleştirdi mi? Demek ki yerleştirdi. Gerçi yine içerideyiz anasını satayım. Yine içerideyiz. Laptop. Hard disk yerine şuralarda laptop satabilir miyim? Teşekkürler. Blue Blue, Samedi izleyen sosyal olamaz demiş. Eyvallah Blue Blue. Teşekkür ederim canım desteğin için. Sağ olasın. Tabii ki. Kanka sen sabahtan belli kapının önündesin. Ben gittim, mal aldım, geldim. Dükkanı temizledim, ürünleri dizdim. Adam kapıda bekliyor yani. Bu kadar beklediğin ne olabilir ya? Bizi de böyle bekleyen olur mu be? Ev ne alemde lan? Hanımı övdük övdük. Bak gözümün önünde harcıyor parayı. Hanımı övdük övdük. Herkesten önce o bitirmiş parayı. Alın size bisiklet alıyorum canım ailem. $10,000 borç gırtlağa dayanmış. Alamıyorum ki 10.000'in üstünü. Bir de bisiklet aldım. Ulaşımı... Yani zannetmeyin ki ailemin sağlığını düşünüyorum. Hayır, ulaşım kolaylasın diye. Ya abi var ya, niye kurtaramıyor? Yani dükkan satış da yapıyor aslında. Sürekli böyle bir dükkanın değeri artıyor, tamam mı? Bak dükkanın değerinin artmasında bir sıkıntı yok. $102,000 ediyor bizim dükkanın toplam ederi. Yani şu köşedeki küçücük dükkanız biz. Yani dükkanın ederi sürekli artıyor, elime para geçmiyor. Ürün almaktan mı vazgeçmem lazım? Ne yapmam lazım bilmiyorum ki. Zaten pahalıdan satıyorum kanka. Tuttuğun mal çok fazla. Kardeşim müşteriyi mi kaçıralım? Müşteriyi mi kaçıralım güzel kardeşim? Ürün alma seri seri geç. E baba diyelim adam geldi bak burada. Ürünlerden hangisi bitmek üzere? Şey bir o öteki laptop gitti abi. Öteki laptop satıldı. Adam gelecek laptop alacak, normalde laptop yok dükkanında. Ne yapayım, müşteriyi kaptırayım mı? Kaçırayım mı? Alpin mi? Selam varsa dedim, bugün biraz geç geleceğim. Hala çalışıyorum demiş. Kankam kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Desteğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Oğlum 5'e tamamlıyoruz işte. Ne yapayım? 3'e mi tamamlayayım? O zaman şöyle yapacağız. Konsollarda ve konsol ekipmanlarında işte bilgisayardır, şudur budur, onlarda 3'er tane, tamam mı? Diğerlerinde oyunlarda 5'er tane. Ne bileyim, o şekilde falan gidecek herhalde. Her günün sonunda ürünü beşleme. Ama baba geldiğinde dükkanda yok mu göstersin? Vikreber'le hoş geldin. Aleyküm selam. Oy.
Bir de ev çok yoruyor ya. Keşke ev kapalı oynasaydık. Al bak adam geliyor misal iki oyun alıyor. Ne yapacağız? Oyun mu yok diyeceğiz? Tamam konsolu falan azalalım. PlayStation al. Konsolu falan azalalım. O şekil hallederim ya. Yani konsol doldurmayalım abi. Sadece oyunları besleyelim. Oyunlardan elimizde bulunsun sürekli oyunlar ve diğer ekipmanlar falan. Koltuğun geldi mi? Ona oturuyorum Alp'im şu an. Geldi sağ olasın. Teşekkür ederim Alp'im. Vallahi bir rahat rahat oturuyorum ya. Rahatladım vallahi. Satılmıyor ki yiğidim. Satılmıyor. Teşekkür ederim. Morluklar geçti mi? Kanka götümdeki morluklar geçti ya. Ya uzun zaman önce geçti aslında. Sadece acısı devam ediyordu. Bununla beraber acılardan kurtuldum. Ve şöyle söyleyeyim yani oyuncu koltuğu diye tutturmuştum aslında. Ben daha doğrusu kafamda oyuncu koltuğu diye şey yapmıştım, hesap etmiştim. Oyuncu koltuğu alırım diye. Niye benim telefon ötüp ötüp duruyor ki? Ya oyuncu koltuğu alırım diye hesap etmiştim. O oyuncu koltuğu dediğimiz şey abi hem çok pahalı hem de var ya gerçekten rahat ettirmiyor. Alp'im teşekkür ederim 100 bitlik desteğin için. Sağ olasın. Sağ olasın teşekkür ederim. Gerçekten rahat ettirmiyor. O oyuncu koltuklarında şey böyle yanlardan falan basıyor. Ben vallahi gidip tekli berjer aldım. Gayet de rahatım. Ne oldu babuş? Jesse şeyden dolayı ya koltuk değiştirmiştim. Koltuk değiştirdiğimde de koltuğun zemininin sertliğinden dolayı tenimde sertleşmeler başlamıştı. Daha doğrusu kaba etimde morarmalar başlamıştı. Götüm morarıyordu yani artık oturamıyordum. O yüzden ben de koltuk değiştirdim. Çikolata satıyorsun mu? Abim burada çikolata satıyor ya benziyor mu? Her yani gitmiş konsol almış bana çikolata satıyor mu diye soruyor. Sence satıyor mu? Bir düşün bakalım. Sence bu dükkanda çikolata satılır mı? Ben de tahta sandalyeye oturuyorum. Ya Bajosi inanılmaz bir acı veriyor kanka. Bir de tabii ki kiloyla da alakalı mevzu. Hani şimdi senin kilo problemin benimki kadar fazla değildir. Doğal olarak fazla sıkıntı yaşamazsın. Oyunları besliyorum. Senin kilo problemin fazla değildir. Benim kadar sıkıntı yaşamazsın. Ama bende kilo problemi var ve kilo problemi çok sıkıntı yaşatıyor. Bajosi bu arada seni burada görmek sevindirici yiğidim. Hoş geldin. Teşekkür ederim hala benimle vakit geçirdiğin için. Burayı da beşle. Bajosi çok öncelerden beri benim yanımda ya bu arada. Sağ olsun bizde. Hatta bana ilk oyun hediye eden Bajosi'ydi bak çok iyi hatırlıyorum. Bioshock Infinity'ye hediye etmişti. Adam bana Bioshock Infinity'ye hediye etti. Sene 2014 falan ya 2014 ya 2015 bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Adam böyle bana ilk oyun hediye edenlerden biri hala Bioshock Infinity oynayacağım. Oyunu hala kurup oynayacağım abi. Bir de şey vardı Umur vardı. O zamanlar ben daha Steam'le falan yeni tanışıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Umur da sağ olsun Civilization 5 falan hediye etmişti. Bayağı bir hoşuma gittiydi o. Koltuğu gösterebilir misin yayında? Ama şu an üstünde oturuyorum. Şu an üstünde oturuyorum kanka. Koltuk diye bir şey yok şu an. Ben yok ettim şu an komple. Ayıp lan ayıp insan oynar. Ya sağ olsun işte tatlı bir hatıra oldu kanka. Şey olarak düşünme. Oyunun maddi ederi yönünden düşünme. Bana yani hani şey diye hatırlamıyorum anladın mı? Aa Bajosi işte bana zamanında 12 TL değerinde ya da 24 TL değerinde oyun hediye etmişti. Onu hatırlamıyorsun. Şeyi hatırlıyorsun. Anısı kalıyor. Hatırası kalıyor. Çünkü Bajosi'nin bana o oyunu hediye ettiği dönemler öğrenciyim. Hakikaten nefesim kokuyor. Böyle hani oyuna verecek param yok. Ciddi anlamda yok böyle. Ki zaten hani şöyle bir mantık var evde. Anasını satayım.
şey diyorlar hani bilgisayara para verdik, oyuna da mı para vereceğiz? O dönemlerde geldiği için kıymetli bir hediye, anladın mı? Teşekkür ederim Yaprak Sarmacı Mülayim Reis, sağ olasın. Yeni koltuk için çok çok teşekkür ederim. Cesicim, live'a Freeman Guerrilla Warfare geldi. Her günde yeni bölümü gelmeye devam edecek. The Will 8 oynayabiliriz, oynamayabiliriz, bilmiyorum. Şu an kesin konuşmayayım. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Mali, 5. ayın kutlu olsun. Desteğin için teşekkür ederim. Merhabalar. Malicim hoş geldin. Abi o zamanlar böyle oyunların demolarını falan oynuyorum. Yani YouTube'a video çekmek hoşuma gidiyor. Kesinlikle bir iş değil. Ve hani o dönemlerde kesinlikle bir kazancım yok. Ama video çekmek hoşuma gidiyor. Bir şekilde yani video çekmeye devam etmek istiyorum. Çok orospu çocuğuyla karşılaştım ya. İyi insan da vardı da orospu çocuğu da çoktu bak. Hani böyle dalga geçmeye çalışanlar vardı. Queen Sword ne bileyim yiğidim varsa satarız, yoksa satmam. Dalga geçmeye çalışan vardı, eziklemeye çalışan vardı. Hey gide hey ya. Eskiyi böyle gözümün önüne getiriyorum da. Şimdi yorumlar kapalı, kafam rahat amına koyayım, kudursun. La bir tanecik oyun almış da, ala gideydi ne olacak ya. Bir tane oyun benim dükkanımı mı batıracak? PlayStation konsolunu tavsiye ederim kardeşim. Dükkan güzel işliyor ha. Artık ezemezler, biz varız. Allah razı olsun kanka. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Artık konuşma hakları da yok. Abi ya hayatta açmam bu arada ya. Yani büyük konuşmayayım da yorumlar kısmını. Kafayı yedirtir çünkü amına koduğumun delileri. Şimdi izleyip izleyip gidiyorlar. Seven insan yine destek oluyor. Seven insan gene yorum yazıyor ama o yorumlar kısmı kapalı ya. Önceden böyle kendi aralarında örgütleniyorlar falan filan. Abi bak size ben dünyanın en ezik adamını söyleyeyim mi? En ezik insanını. Böyleyken böyle artık atıyorum. Şu oyun serin, şu oyun serini izlemek keyif vermiyor. Herkes böyle düşünüyor bak. Bir tane bebe eğer çocuk lafında herkes böyle düşünüyor diyorsa tamam mı? Abi artık sen çok değiştin, herkes böyle düşünüyor. Bu orospu çocuğu eziktir. Toplumdan güç alarak, anladın mı? Abi ya artık şey yapmıyorsun. Ben bir ara Warband'da hem Yüzüklerin Efendisi modunu oynuyorum hem normalini oynuyorum. Abi Yüzüklerin Efendisi'ni attın, Warband atmadın. Yüzüklerin Efendisi'ni kimse sevmiyor. Herkes Warband seviyor, herkes benim gibi düşünüyor, benim dediğimi yap. Ah anasını siktiklerim, ah çoluk çocuktan ben ne çektim var ya. Tansiyonum fırlıyor, yemin ediyorum böyle sinirlerim kafama hücum ediyor ya böyle. Şey yapamıyorum abi, katlanamıyorum böyle, ulan diyorum ah. Neyse. Bunlar da tatlı hatıralar demek isterdim ama hiç tatlı değil. Ama gene de mutluyum. Böyle bir community'nin bir parçası olabildiğim için. Ya sucuklu yazıyor işte o şey lafın gelişi diyor kanka ya. O şey yapmak için diyor. Arka bulmak için diyor. Çocuk ezik moruk. Arkasına bir şey almak zorunda. Bir şeyin gücünü almak zorunda. Kendi fikrini belirtemeyecek kadar silik bir tip çünkü. Ve hani abi zaten ben hani oturup şey yapmayacağım böyle boş yapmayacağım da. Yok işte zamane çocukları böyle biz şöyleydik böyleydik diye. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi anaları babaları ilgilenmiyor. Ekmek musaf çarpsın ilgilenmiyorlar. Aa dün yayında şey yapalım dedik. İki dertleşelim konuşalım dedik. Çocuğun derdi şu 12 yaşında bir kız sevdim. Yaşım 13 oldu hala unutamadım. Biz de 12 yaşımızda altımıza sıçıyorduk. Bilmiyorum ya, ben çocuklara katlanamıyorum pek fazla. Borçtan da kurtulduk ha. Ha bu arada yaşınızın küçük olmasını kastetmiyorum abi. Saygısızlık edeni falan filan. Anlamışsınızdır zaten, açıklama bile yapmıyorum. Allah bereket versin. Ya Rabbi şükür. Sonunda para artıyı gördü abi. Ben zirvede bırakıyorum. Üf derde bak.
Senin için kaç yaş üstü çocuk? Ya kanka, saygısızlık etmeyen herkes benim için bir birey. Saygısızlık ettiği vakit yaşın bir önemi kalmıyor. Yani 30-35 yaşında da haterım var, tamam mı? Adam sevmiyor ve şey yapıyor, böyle sataşmak istiyor, bir şey yapmak istiyor, bilmiyorum. 35 yaşında adamın benimle ne derdi olabilir? Git çoluğunla çocuğunla ilgilen, hanımınla ilgilen, hayatınla ilgilen, öyle değil mi? Git yani bunlarla ilgilen. 35 yaşında adamın benimle ne derdi olur bilmiyorum. Ama benimle genelde sıkıntısı olanlar çocuklar. Çünkü söylediklerini yaptıramayınca arıza çıkarıyorlar. Mızmız yaramaz komşu çocuğu olmadı mı hiçbirinizin hayatında? Sürekli bilgisayar almaya çalışan. Misafir çocuğu o, pardon. Bir de komşu çocuğu var. Hani bütün dersleri 5 olan var ya. Erani 100 bit göndermiş. Destiny 2 Steam'de ücretsiz, oynasana. 1 ya da 2 video çek ya da canlı yayında oyna, lat 10 bit demiş. Eyvallah Eren. Desteğin için teşekkür ederim, sağ olasın. Ben o tarz looter shooter oyunlarını sevmiyorum bencim. Eyvallah, teşekkür ederim.